Herkese merhabalar. 7 Ekim'deki Hamas saldırısının üzerinden yaklaşık 2 haftadan fazla bir süre geçti ve bölgedeki gerginlik devam ediyor. Öte yandan en dikkat çekici konulardan bir tanesi Türkiye'nin, Ankara'nın verdiği tepki. Türkiye krizin başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk açıklamasından bu yana temkinli bir tutum sergiliyor krize. Daha önceki krizlere, bölgedeki yaşanan gelişmelere verdiği tepkiden çok daha ne denir? Yumuşak, çok daha serin kanlı yaklaşmaya çalışıyor. Bunu ve tabii ki Hamas'la olan ilişkisini konuşacağız. Konuğum Servet Akman. Hoş geldin Servet. Hoş bulduk karşı. Evet, bu hafta içerisinde ilginç bir bilgi düştü haberlere. Türkiye'nin Hamas liderlerinin ülkeden çıkmasını istediği iddia edildi bazı haber sitelerinde. Sonrasında ise aslında böyle bir bunun yanlış olduğu bu reddedildi yani hani bir isim mi verilmeyen bir muhtemelen dışişleri kaynağı tarafından. Ama tabii ki bu Türkiye'nin Hamas'la olan ilişkisi geçmişte neydi? Son yıllarda nasıl bu evrildi ve önümüzdeki dönemde nasıl evrilecek? Bunu konuşacağız. İlk olarak sana şunu sorayım. Yani Türkiye'nin geleneksel olarak Filistinli gruplara ve Hamas'a olan politikası nasıldı ve nasıl gelişti? Nasıl bugünlere gelindi? Evet, yani Türkiye'nin Filistinlerle ilişkisi İsrail'le olan ilişkilerini belirleyici bir faktör. Bu tarihte hep böyle olmuştur. Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri de Türkiye'nin Arap ülkeleriyle olan ilişkilerinden etkilenmiştir. İsrail Devleti kurulduktan sonra Türkiye, İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke oldu 1949'da. O günden bu yana Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri 90'lara kadar Türkiye'nin Araplarla olan ilişkilerinin gölgesinde kaldı. Ve bu ilişkileri tanımlamak için metres ifadesi kullanılıyordu. Literatürde o şekilde geçiyor. Yani İsrail, Türkiye ile olan ilişkilerini kamuoyunun gözünün önünde geliştirmek istiyordu. Gözünün önünde olmasını istiyordu her şeyin. Ancak Türkiye, Araplarla olan ilişkilerini bozmamak, onlara halel getirmemek için İsrail ilişkilerini hep ikinci planda tuttu. Ancak 1990'lara geldiğimizde, özellikle 28 Şubat rüzgarlarının estiği dönemde ordu siyasette çok etkin bir rol aldı ve bazı generallerin de katılımıyla Türkiye'nin İsrail ilişkileri gelişme kaydetti ve bu ilişkiler artık kamuoyunun gözü önünde seyretmeye başladı. Daha sonra AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesinden sonra İsrail'le olan ilişkiler aynı şekilde devam etti. Özellikle ekonomik ilişkiler, ticari ilişkiler gelişme kaydetti. Ta ki 2000'lerin sonuna kadar. Filistinlilerle ilişkileri ise Türkiye'nin Filistinlilerle olan bağları, Filistin davasına olan desteği, Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerini şekillendiren ikinci bir faktör. 1980'de İsrail işgal ettiği Kudüs'e başkentini taşıdığında, orayı başkent ilan ettiğinde Türkiye İsrail olan ilişkilerinin seviyesini düşürdü, diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdü. Ve bu ilişkiler her ne kadar yani 90'larda tekrar gelişme kaydetse de yine İsrail ilişkilerinin yani diplomatik ilişkilerinin seviyesi 2010'da Mavi Marmara ile tekrar ikinci katip seviyesine düştü. İlişkiler 2017 yılında bu sefer Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasıyla tekrar Büyükelçiler merkeze çekildi. Türkiye'nin Büyükelçisi merkeze çekildi. İsrail'inki de İsrail'e geri gönderildi vesaire. Yani bir yandan Filistinlerle olan ilişkileri, bir yandan da Arap ülkeleriyle olan ilişkileri Türkiye'nin İsrail ilişkilerine belirleyici bir faktör oldu. Ancak Türkiye'nin İsrail ilişkilerinin bazı yönleri bu tür iniş çıkışlardan çok da aslında etkilenmedi. 2000'lerin başından bu yana, yani 97'den 6'dan bu yana ekonomik ilişkiler, ticaret ilişkileri vesaire hep gelişme kaydetti. Askeri ilişkiler 90'larda yani Türkiye'nin tank ihalelerini İsrail'e vermesiyle başlamıştı.
F-16 modernizasyonunu İsrail'e vermişti. Bu tür askeri ilişkiler 2000 onların işte ortalarına kadar vesaire devam etti. Ancak ilişkilerin Marmara ile bozulmasıyla bu askeri ilişkiler tekrar eski seviyesine gelmedi ve öyle görünüyor ki tekrar eski yani 90'lardaki o askeri işbirliğinin, savunma işbirliğinin tekrar tesis edilmesi zor gözüküyor. Türkiye'nin özellikle yani evvelceki politikası Filistinliler arasından milliyetçi ve seküler bir grup olan Filistin Kurtuluş Örgütü ve Fatah ve onun en büyük fraksiyonu olan Fatah'ı desteklemek oldu. Çünkü Fatah yani FKÖ Filistinliler nezdinde temsil kabiliyeti en yüksek İsrail-Filistin ittifakında şiddeti benimsemeyen, İsrail'in varlığını kabul eden 67 sınırları içerisinde ve bir devlet olmak isteyen bir yapıydı. Oslo görüşmelerini yürüttü İsrail'e ve bazı gelişmeler kaydetti müzakereler sırasında. Ancak bir de işin Hamas boyutu var. Hamas, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne hiçbir zaman dahil olmadı. İsrail'in varlığını hiçbir zaman kabul etmedi. 67 sınırları içerisinde dahil. Dolayısıyla genellikle Gazze'de belli bir etkinliğe sahip oldu. Batı Şeria'da da belli bir etkinliğe sahip oldu ama daha çok Gazze'de faaliyetlerini yürüttü. Çünkü Hamas'ın kurucusu Ahmet Yasin de, yani 87'de kuruldu Hamas, hep Gazze bölgesinde yaşadı. Ve örgütün orada örgüt orada büyüme imkanı buldu. İşte Hamas'ın 87'de işte başlayan intifada hareketinden sonra İsraillilerle Filistinliler arasında çatışmalar daha yoğun bir hale geldi. Ve önceki dönemde sadece askerler yani askeri unsurlar hedef alınırken Hamas tarafından bu intifada ile birlikte Filistinli grupların, Filistinli sivillerin de askerler tarafından hedef alınmasıyla birlikte hani karşılıklı olarak koşulların da bir nevi zorlamasıyla her iki taraf yani İsrail Devleti ve Hamas sivilleri de hedef alan ve örgütün militan yapısı yani şiddete başvuran İsrailleri hedef alan, askeri, sivil unsurları hedef alan yapısı iyicene gelişme kaydetti. 2005 yılında, 2006 yılında pardon, şeyden sonra yani Yasir Arafat'ın ölümünden sonra seçimler yapıldı ve o seçimlerde Hamas hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de yani çoğunluk oylarını aldı. Dolayısıyla o seçimler sonrasında yani şu an mevcut Hamas'ın lideri Haniye başbakan olmuştu 2006'da. Hamas'ta Mahmut Abbas da Cumhurbaşkanı. Hamas'ın başbakan olması ve mecliste yani Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yasama organında çoğunluğu ele alması, çoğunluğu ele geçirmesi hem İsrail için hem de İsrail'e destek veren ABD ve Avrupa ülkeleri için bir alarm oluşturdu. Dolayısıyla ABD'nin de desteklemesiyle Mahmut Abbas bazı olağanüstü kararlar aldı ve Haniye'yi başbakanlıktan istifa ettirdi. Ancak Batı Şeria'da Hamas'ın geri plana itilmesi, işte yönetici pozisyonlarından alınması kolayken Gazze'de bir de, yani örgüt orada çok neşinova buldu ve oranın işte nüfusunda da halkta da etki sahibi olduğu için Hamas oradaki de facto yönetimini yani o seçimlerden sonra orayı kontrol etmesini sürdürdü. Hatta 2017'de işte o çatışmalar meydana geldi 6 ve 7'de Hamas ve Fatah unsurları arasında, askeri unsurlar arasında Gazze'de ve bu çatışmalar Fatah unsurlarının Gazze'den temizlenmesi ve Gazze'nin yönetiminin askeri hem de sivil olarak yönetiminin tamamen Hamas tarafından ele geçirilmesiyle sonuçlandı. İşte o dönemde Türkiye'de de AK Parti iktidarı var ve AKP iktidarının uluslararası topluma söylediği şey Hamas seçimleri
kazanan bir yapı ve seçimlerle birlikte işte Gazze'nin yönetimini ele geçirdi. Dolayısıyla meşru bir aktördür ve tanınması gerekir. Tıpkı 2011'den sonra, 12'den sonra Müslüman kardeşlerde olduğu gibi, yani seçimle iş başına gelen bir Müslüman kardeşler var. Desteklenmesi lazım. O yüzden Sisi'nin yaptığı bir darbedir ve meşru değildir. Yani bunu uluslararası topluma söyledi. Yani iki durumda da bir benzerlik var. Hatta zaten Hamas Müslüman kardeşlerden etkilenerek kurulmuş bir örgüt. Dolayısıyla AK Parti burada uluslararası toplumun bütün, yani bütün Batı ülkelerinin aksine giderek onların ihtilafına Hamas'ı destekledi ve o günden bu yana yani bütün Gazze çatışmalarında Hamas'ın yanında oldu. İsrail'i sert eleştirilerde bulundu. İşte 2010'daki o Mavi Marmara gemisinin Gazze'ye gitmesinin sebebi de İsrail'in 2007'den sonra uygulamış olduğu o sıkı ablukanın neticesinde oldu. İşte o günden bu yana AK Parti iktidarı, yani Erdoğan, Hamas'a destek vermeye devam ediyor. Onların liderlerini, bazı üyelerini Türkiye'de ağırlıyor. Bunu İsrail'in ihtilafına, ABD'nin ihtilafına yapıyor. Ancak yani bugüne kadar bu Hamas'a desteğinin sürdüğünü görüyoruz. Genelde bu tarz durumlarda işte bu tarz işte bir devletle bir işte terör örgütünün ya da suç örgütünün ilişkilerinde tabii bazen olayın fanteziye kaçtığı da oluyor. Yani gerçekle gerçek olmayanın kurgunun karıştığı ve durumu biraz abarttığı haline gelinebiliyor bu tarz durumlarda. Hamas ve Türkiye'nin organik bağı yani AK Parti iktidarının organik bağı tam olarak nedir? Yani ne kadar destek veriliyor? Ne kadar burada nasıl bir ilişki var? Şimdi Hamas'ın üst düzey yöneticileri, Haniye olsun, Meşal olsun, işte Saleh Haruri olsun, yani bu tür kamuoyunun önünde olan ve bilinen aktörleri, İsrail'in sıkı takip ettiği, ABD'nin sıkı takip ettiği ve bir kısmı terör listesinde olan kişiler. Şimdi bu kişilerin açık bir şekilde, yani kamuoyunun gözü önünde işte Türkiye'de ağırlanması vesaire biraz zor oluyor. Yani Erdoğan o riski alarak Haniye, Meşale vesaire Cumhurbaşkanlığında evvelce işte AKP binalarında, sonra resmi makamlarda Cumhurbaşkanlığı binasında, evvelce Başbakanlık binasında ağırlaması, hani o riski beraberinde getiriyor ve bunun, yani Hamas'a olan desteğini kamuoyunun gözü önünde açıkça deklare etmiş oluyor bu görüşmelerde. Ancak Hamas'ın bir de askeri kanadı var. Ezzettin Kassam tugayları. Ve bu askeri kanat, yani şiddet olaylarına karışan, İsrail'e saldırılarda bulunan ve 7 Ekim'deki bu kanlı saldırıyı gerçekleştiren bir örgüt. Dolayısıyla bu örgütün hani bütün eylemlerini savunuyor konumunda olmak vesaire, bu hani açıklanacak bir durum değil. Dolayısıyla yani bir yandan sivil ve askeri kanat arasında da bir ayrıma gidilmiş oluyor. Yani Türkiye ilişkilerini sivil kanat üzerinden yürütüyor bir nevi. Ancak bu ikisi arasındaki fark bazen tabii ki kayboluyor. Yani son şeyde saldırıda gördük, yurt dışında bulunan Hamas yetkilileri saldırının kendisiyle doğrudan bilgi sahibi olmadıklarını vesaire söylüyorlar. Tabii birkaç sebepten kaynaklanıyor olabilir. Birincisi, kendileri tehdit altında olmuş olabilir. İkincisi, yani bu doğru da olabilir çünkü yani kendileri, telefonları vesaire yani çok sıkı denetlenen ya da işte Hamas'ın askeri ne denir kanadının telefonları ya da iletişimleri takip altındadır. Böyle bir operasyonun sızmasını istememiş olabilirler tabii. Ancak yani kısaca şunu söyleyebiliriz. Yani AKP bu Hamas'a desteğini vesaire her türlü sürdürüyor. Ve bu Hamas yetkililerinin Türkiye'de yaşadıkları, konakladıkları veya da toplantılarını yaptıkları yerlerin başında İstanbul geliyor. Ve orada çok sayıda Hamas yetkilisi var. Bu Hamas yetkililerinden vatandaşlık alanlar da var. Ve bu biliniyor. Özellikle alt düzeyde olanlar,
belli işte 5 senenin üstünde Türkiye'de yaşamış, mülk edinmiş, bir süre Türkiye'de yaşadığı için bunlardan vatandaşlık alanlar da var. Türk pasaportu alanlar da var. Hatta yani şunu düşünmek çok gerçeğe aykırı olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani MIT'in sağladığı pasaportlarla yurt dışına daha kolay gidip görüşme yapanlar da var. Hatta buna ben şahitlik de ettim. Yani Türkiye'den kalkıp yurt dışında başka üçüncü bir ülkede herhangi bir Hamas yetkilisiyle görüşen Türk şahıslarda duydum. Yani bunu Türkiye hani bir terör örgütünü destekliyor gibi değil, seçimleri kazanmış, meşru olduğuna gerçekten inanmış bir örgütü, yani bir yapıyı desteklediğini düşünerek ve onu savunarak yapıyor. Yani Hamas'ın Support vermiyordur herhalde diye düşünüyorum. bu Hamas'ın yani yapısını düşündüğümüzde sadece hani bir örgüt, PKK gibi bir örgüt karşımıza çıkmıyor, yani bir terör örgütü karşımıza çıkmıyor. Aynı zamanda yani 2,5 milyon insanı yöneten bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapının siyasi, sosyal, işte sağlık tarafına bakan, işte ne denir, yani bütün Gazze'nin yönetimini üstlenen bir yapı karşımıza çıkıyor. Yani ben açıkçası bu İsrail'in kara harekatıyla yani Hamas'ı tamamen ortadan kaldırma yönelik bir operasyonun başarılı olursa Gazze'yi kim yönetecek? Yani ortada bir yönetim boşluğu çıkacak inanılmaz bir şekilde. Yani Türkiye'nin olaya bakışını da göstermesi açısından söyledim. Yani Türkiye bir örgütü değil, meşru bir yönetimi desteklediğini düşünerek bunu yapıyor. Evet. Daha demin sorun biraz arada kaynadı. Herhalde diplomatik pasaport verilmiyordur diye düşünüyorum. Hamas'ın. Yok, ya ben de düşünmüyorum, o kadar değil. Bilgin yok yani. Tamam. Evet, yok. Son olarak şunu merak ediyorum. Türkiye'nin dediğim gibi başta da bahsettim biraz. Son krizdeki durumu, tutumu biraz daha temkinli. İsrail ile normalleşmesini son işte birkaç yıldır devam eden görüşmelerde elde edilen kazanımları, diplomatik kazanımları kolayca kaybetmek istemiyor. Öte yandan Türkiye'nin Ankara'nın Hamas'la olan ilişkisini de Hamas olan tutumunu da çok ciddi anlamda değiştirdiğini görmüyoruz. Evet, son hafta çıkan işte Hamas'ın liderlerin ayrılmasını istediğine dair haberler var. Ancak Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadı. Tanımıyor Türkiye. Tanımayacağını da söyledi. Tanımadığını da söyledi. Hakan Fidan son galiba Mısır'da bunu belirtmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Öte yandan saldırıyı ne denir? Hamas kınamadılar da. Yani saldırıyı kınadılar bir terör saldırısı olarak. Terör saldırısı olarak şey yaptılar ama ondan emin değilim. Katliam herhalde. Evet. Ancak Hamas'ı kınamadılar. Dolayısıyla Türkiye bu aradaki pozisyonunu yani iki tarafı da memnun etme, iki tarafı da idare etme pozisyonunu devam ettirme isteğinde olduğunu ben düşünüyorum. Ki birçok uluslararası krizde de aşağı yukarı benzer bir politika izliyorlar. Dolayısıyla iki tarafı da idare etmek istemesi Ankara için çok şaşırtıcı olmaz. Yani ilk defa göreceğimiz bir durum değil. Ama öte yandan İsrail'in tutumu büyük ihtimal daha da sertleşecek. Ve Hamas'a yönelik yaptırımların, işte alınacak tedbirlerin, önlemlerin, politikaların sertleştirilmesini talep edecek. Bu konuda daha muhtemelen daha sert, daha tavizsiz olacak İsrail tarafı. Dolayısıyla bu çerçevede sen nasıl görüyorsun İsrail'le olan ilişkilerin geleceğini, Türkiye-İsrail ilişkilerin geleceğini, Hamas'la olan ilişkisi çerçevesinde? Evet, yani demin söyledim, İsrail ile ilişkiler Filistinliler yüzünden ya da Filistinli dinamiğinden dolayı birçok kez akamete uğradı ve ilişkiler kopma noktasına geldi. Ancak son saldırı, dediğim gibi, diğer saldırılar veya gelişmelerden farklı. Yani savunulabilir herhangi bir yanı olmayan ve doğrudan sivillerin hedef alındığı çok geniş bir saldırı oldu. Ve bu saldırıya uluslararası toplum, yani topyekün bir şekilde, özellikle Batı dünyası topyekün bir şekilde bu saldırıyı kınadı. İsrail'in kendine savunma hakkının olduğunu söylediler. Ve bu desteği hükümetler, yani İngiltere ve ABD'ye de, yani bazen kendi vatandaşlarının, işte sokağa dökülen vatandaşlarının ilafına rağmen, yani onlara rağmen bu koşulsuz desteği beyan ettiler. Liderleri
İsrail'i ziyaretti. Bu desteği orada yakinen göstermiş oldular. Böyle bir durumda hatta yani Arap ülkelerinin bile açık bir şekilde Filistin'i ya da Hamas'ı savunamadığı, sadece İsrail'in daha sonrasında yapacağı adımları, İsrail'in işte hava saldırılarını ya da yapacağı kara operasyonunu, öte yandan bir de Gazze'ye yönelik getirdiği gıda, işte yakıtın, suyun ulaşmasına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle İsrail'e getirdiği bir yani eleştiriler var. Bunun haricinde yani Hamas'ın aslında ideolojik olarak yani Hamas'ın varlığının bir nevi zora girdiğini görüyoruz. Yani bu saldırıda her ne kadar kendileri açısından bir başarı göstermiş olsalar ve dünyanın gündemine tekrar girmiş olsalar da Hamas'ın yani Hamas örgütü IŞİD'le beraber anılan, yaptıkları IŞİD'le karşılaştırılan ve İsraillilerde de işte Holokost'u andıran ya da Netanyahu'nun söylediği gibi Hamas'tan kaçan kişilerin işte ne denir çatılara sığındığı işte Anne Frank gibi vesaire yani o toplumsal o travmayı tekrar canlandıran bir saldırı oldu ve bu saldırının şeyi, travmatik etkisi hem İsrail'de hem de Batı dünyasında kabul ediliyor. Dolayısıyla saldırı gerçekleştirenin de IŞİD gibi insani yönü olmayan her türlü işte gayri insani yöntemlere başvuran IŞİD'le özdeşleştiriliyorlar ve benzeştiriyorlar. Dolayısıyla ben uzun vadede yani Hamas'ın şeyden bu denklemden biraz çıkması lazım. Şimdi bu noktada Türkiye genelde yani 2017'deki Katar krizini düşündüğümüzde yani diğer Arap ülkeleriyle olan ilişkilerinin rağmına Katar'ı destekledi, oraya gıda gönderdi vesaire. Yani burada da Hamas'ı destekleyebilir ve Mısır'ın, Ürdün'ün vesaire hani toplum yani Filistinliler nezdinde, sivil toplum nezdinde oluşan bu insani krizi hafifletmek adına oraya yardımlar vesaire gönderebilir. Diplomatik ne denir? Diplomatik girişimlerine hız verebilir. Ancak Türkiye'nin diplomatik alanda yapabilecekleri sınırlı. Hakan Fidan'ın söyleyebileceği, gündeme getirebildiği bir husus var. Yani garantörlük teklif ediyor. Filistinlilerin işte hareketlerini kontrol edecek bir işte Arap dünyasından, İslam dünyasından bir güç. Ve Batı ülkelerinde İsrail'i denetlediği bir gücün hani o bölgeye gitmesini vesaire öneriyor, garantörlük öneriyor. Ancak hani bunun gerçekleşme olasılığı çok zayıf. Diğer yandan rehinelerin salı verilmesi konusunda Türkiye biraz istekli o konuda rol almak istiyor. Ancak orada da Mısır'ın ve Katar'ın devreye girdiğini görüyoruz. Yani ABD'nin, İsrail'in vesaire bu şeyleri, müzakereleri o ülkeler üzerinden yürüttüğünü görüyoruz. Türkiye'nin konumu burada bir açıdan daha kritik dönemde, kritik durumda. İsrail Türkiye'ye olan seyahat kısıtlamasını, yasağını en üst seviyeye çıkardı ve Türkiye'ye seyahat yasağı getirdi. Türkiye'deki vatandaşlarının ve diplomatlarının, tüm diplomatik personelin Türkiye'den derhal ayrılmasını teşvik etti ve diplomatların hepsi Türkiye'den ayrıldı. Vatandaşları da büyük ihtimalle çoğunluğu tahliye edildi. Yani bu kriz sonrasında ya da kara harekatıyla birlikte ve bu krizin tırmanmasıyla birlikte belki Türkiye'den emin olamıyorlar. Yani Erdoğan'ın ne yapacağından emin olamadıkları için Türkiye'de olan vatandaşlarının güvenliğinin tehlikeye gireceğini düşünüyorlar. O yüzden vatandaşlar tahliye edildi. Yani mevcut koşullarda, mevcut işte Türkiye'nin Arap ülkeleriyle, İsrail'e olan ilişkileri, ABD ile de olan ilişkilerini hesaba katıp çok savrulmayacağını aslında öngörebiliriz şeyi ama kara harekatının, hani sen de yazdın bunu, kara harekatının boyutu, vereceği insani ve altyapıya vereceği zararlar ve orada yaşanacak insani kriz,
Türkiye'yi daha aktif bir rol almaya yönlendirebilir, itebilir. Ancak dediğim gibi burada Türkiye'nin yapacağı şeyler sınırlı. Yani Katar'a doğrudan gıda yardımı gönderebiliyordu ya da Libya'ya müdahale edebiliyor askeri olarak, Suriye askeri olarak müdahale edebiliyor. Ama Gazze'ye, İsrail'e askeri olarak, yani diplomatik olarak yapabileceği şeyler sınırlı dedim. Siyaseten yapabileceği şeyler sınırlı. Yani Erdoğan çıkıp sokakta bağırabilir, İsrail'i eleştirebilir, soykırım yapıyorsunuz, terör devletisiniz vesaire diyebilir. Ancak hani bu bunun sahadaki karşılığı getirisi çok az olacaktır. Yani askeri olarak olaya müdahil olması da mümkün değil. Yani İsrail'in Ram'ına abluka yedirip Gazze'ye bir gıda yardımı gönderemez. İsrail'in Ram'ına işte Gazze'ye silah yardımında bulunamaz. Yani Mısır olmadan Türkiye herhangi bir gıda yardımını ya da başka işte yakıtı vesaire oraya gönderemez. Filistinli hastaların Türkiye'de tedavisi konusunda bir şey yapamaz. Yani bunu da önerdi. Dolayısıyla yapacakları sınırlı. Yapacakları sınırlı olduğu için yani boşuna risk alıp İsrail'i ve ABD'yi çok karşısına almak istemeyebilir. Ve Türkiye'nin zaten ABD ile ilgili hani bazı ciddi endişeleri var. Erdoğan bunu zaman zaman dile getiriyor. Yani Suriye'de, Irak'ta askeri unsurların var. Şimdi de Yunanistan'da iyi takip ettin. Ve yani, abi, yani sen nasıl bir NATO müttefiğisin? Beni çevreliyorsun gibi birisi var. Erdoğan bunu dile getiriyor. Yani bunu siyaseten dile getirebilir ancak bunun arkasında da bir gerçeklik var. Yani koşullar değişmeye devam ederse Türkiye'nin yerine alternatif bazı ittifak arayışlarına da gelebilir. Yani işte bu Türkiye ile ilişkiler bozulduğu için zaten daha şey ABD Ürdün'deki mesela ne denir askeri üslerini büyüttü, geliştirdi ve oraya bir yünak yaptı vesaire. Bazı hani Wall Street Journal'da mesela böyle ciddi mecralarda İncirlik üssünün de kapatılmasını yönünde bazı uyarılar, temkinler vesaire de yapılıyor. Yani evet dediğim Hem gibi Batı ile hem İsrail olan ilişkileri daha fazla germek istemeyecektir diyorsun Ankara için. yani benim makul olan beklentim bu. Eğer yapabileceği gerçekten o çok bir şey olsaydı Türkiye'nin ilişkileri tekrar kriz boyutuna vardırabilirdi. Ancak hani bunu 3 kere denedi geçmişte ve üçünde de başarılı olamadı. Yani Türkiye'nin şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin siyaseten ve ekonomik olarak elinin daha güçlü olduğu, doğrudan kendi vatandaşlarının hedef alındığı Mavi Marmara sonrasında İsrail'le yaptığı müzakereler şöyle sonuçlandı. 20 milyon karşılığında yani 20 milyon dolar karşılığında Türkiye'de o saldırıdan sorumlu olan İsrailli IDF askerlerine yönelik açılmış soruşturmalar kapatıldı. Gazze'ye yönelik abluka kaldırılmadı. İsrail'le imzalanan normalleşme anlaşması Kudüs'te ve Ankara'da imzalandı şeklinde bir şeyle maddeyle bir normalleşme anlaşması imzalandı. Dolayısıyla Türkiye aslında Kudüs'ün de İsrail'in başkenti olduğunu bir şekilde kabul etmiş oldu. Batı Kudüs değil, Kudüs. Yani bu anlaşma Kudüs ve Ankara'da. Yani Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu kabul eder gibi. Yani o şartlarda ancak anlaşma imzalayabildi ve sonrasında Türkiye'nin yapabildiği şey, yani bırakın ablukanın kaldırılması, sadece yardım malzemeleri yani yardım gemilerini Gazze'ye ulaştırabildi. Ve o yardım gemilerinde de Gazze'nin ihtiyaç duyduğu çok şey değil aslında yani. O yardım gemilerinde daha çok gıda vardı ve o gıdada pirinç, un vesaireydi. Yani büyük yakınını onlar oluşturuyordu. Bir kısımda mesela ilaç vardı. O ilaçların Gazze'ye sokulması bile 3 ay almıştı ve ilişkiler normalken. Dolayısıyla ilişkileri gelip Hamas'ın yurt dışındaki unsurlarını vesaire destekleyebilir, Türkiye'de ağırlayabilir vesaire ama onun Türkiye'ye sadece bir götürüsü olacaktır. Ne Filistin davasına bir katkısı olacaktır,
ne de yani Filistinlerin hayatına yok insani krizin hafifletilmesine yönelik bir etkisi olacaktır. Üstelik şu yönü de olacak yani daha izole edilen, IŞİD'le beraber alınan, IŞİD gibi olduğu belirtilen bir örgütün Türkiye tarafından korunduğu, hamisinin Türkiye olduğu imajı pekişir ve Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Batı nezdindeki imajı daha da zedelenir. Dolayısıyla herhangi bir getirisi olmayacaktır. O yüzden yani bugüne kadar yani Türkiye biraz mutedil hareket ettiği diyebiliriz. Bundan sonra da yani yapılacak şey Erdoğan sahalara çıkıp çok fazla İsrail'i suçlayabilir, eleştirebilir, eleştirinin boyutunu arttırabilir. Ancak dediğim gibi yani sonuca bakmak lazım. Evet, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Seni önümüzdeki programlarda tekrar görmek isteriz. Eklemek istediğin bir husus var mı? Yok, teşekkürler. Evet, izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.